abi. Sağ olun. Kimle görüşüyorum efendim? Soruyu bir Ben. zahmet Seda Nur soruyu alıver bir zahmet. Tabii ki. Alo. Alo, kolay gelsin abla. Teşekkürler hanımefendi. Buyurun. Ben Elham Hacer'e bağlanabiliyor muyum? Size tabii mi şu an soruyorum canlı soruyu acaba? yayındasınız. Az önce benle konuşuyordun zaten Erhan Nacar'la. Öyle mi? Merhabalar, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Buyurun hanımefendi, sorun sorunuzu. Erhan Bey, benim kardeşim böyle hasta geçiriyor kafasından da. Evet. Bunu ne şekilde maaşa bağlayabilir? Hiçbir şekilde Efendim? çalışamıyor. Peki yurt dışında hanımefendi Efendim? İyi kendisinin günler. yurt dışında raporu var mı? Yurt dışında raporu yok abi, Türkiye'de. Yok mu yurt dışında raporu? Yok. Türkiye'de raporu var mı? Türkiye'de şu an yani rapor verilmez de hiçbir şekilde çalışamıyor. Rapor alamıyoruz yani, onu ne şekilde alabiliriz? Hanımefendi bunun bir şekli yok zaten. Özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı buradan uyarayım. Vatandaş Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan mağluliyetle ilgili başvuru yapacak. Türkiye'deki ilgili devlet hastanelerine gidecek. Ancak öyle olabilir. Bunun başka bir şekli yok yani. Yasal Evet, olan anladım. budur, doğru olan budur hanımefendi, tamam mı? Evet. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Evet, teşekkürler. Görüşmek Herhangi bir üzere. bilgim yoktu da ben sizden bilgi almak istedim de Olsun, teşekkürler olsun. abi. Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşürüz. Önemli değil. Alo efendim, buyurun. Alo. Alo. Efendim buyurun. İyi günler. Merhaba, nereden Ya arıyorsunuz? ben İstanbul Tepüsü'nden, Ümraniye, Tepüsü Mahallesi'nden arıyorum. Ümraniye'den arıyorum. Yurt dışı mı, Türkiye mi efendim? Türkiye. Türkiye'yi şu an almıyorum. Birazdan alacağım onları. O yüzden kusura bakmayın. Yurt dışını alıyorum. Bilgi vermek istedim size. Avrupa'dan yaşayan vatandaşlarımız yanlış anlamasın. Şu anda sadece Avrupa'ya hizmet ediyoruz. Türkiye'dekiler yanlış anlamasını istemiyorum. Efendim, alo.